Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Amerika'da neler konuşuluyor, dünyada hangi haberler öne çıkıyor? Stüdyo Washington yayınında sizlerle paylaşacağız. Amerika'nın gündeminde sokaklara dökülen öğretmenler var. Kısa süre önce Batı Virginia'da öğretmenlerin maaşlarının artırılmasıyla son verdiği 9 günlük grevin bir benzeri bu kez Oklahoma ve Kentucky eyaletlerinde yaşanıyor. Her iki eyalette de on binlerce öğretmen daha iyi ücret ve eğitime daha fazla fon ayrılması talebiyle sokaklardaydı. Oklahoma eyaletinin başkenti Oklahoma City ve Kentucky eyaletinin başkenti Frankfort'taki bazı okullarda öğretmenlerin greve gitmesi nedeniyle eğitime ara verildi. Amerika'daki 50 eyalet arasında 3. en düşük öğretmen maaşına sahip Oklahoma'da protestocular eyalet milletvekilleri tarafından kabul edilen fon miktarının buradaki eğitimin ilerlemesi için yeterli olmadığını dile getirdi. Kentucky'de ise öğretmenler milletvekillerinden eğitim sistemine daha fazla fon ayrılması talebinde bulunarak emeklilik planlarındaki değişiklikleri protesto etti. Öğretmenler emekliliklerinde yaşam masraflarında herhangi bir değişiklik olmayacağı ve emekliliklerine sayılabilecek daha sınırlı sayıda mazeret iznine sahip olacaklarını dile getirerek sistemde yapılan değişiklikleri kınadı. Öğretmenler grevin ikinci gününde de protestolarını sürdürüyor. Arizona eyaletindeki öğretmenler ise %20 maaş zammı ve okullara daha fazla ödenek ayrılmasını istiyor ve bu yapılmazsa greve gitme tehdidinde bulunuyor. Fransa'da ise öğretmenler değil işçiler grevde. Demiryolu reformuna karşı hükümet ile işçiler arasında devam eden görüşmelerin ardından demiryolu işçilerinin 3 ay sürecek dev grev dalgası başladı. Demiryolları, temizlik işçileri, pilotlar, enerji sektörü çalışanları ve öğrencilerin de katıldığı grev dalgasıyla sendikalar reformu parlamentoda oylatmadan kararname yoluyla geçirmek isteyen hükümete geri adım attırmak istiyor. Ülkedeki son durumu Paris'ten Arzu Çakır aktaracak. Arzu, ilk gün greve katılım oranı %77 idi. Bu yoğun katılımı nasıl yorumlamak lazım? Evet, Fransa'da Emmanuel Macron stili var. Emmanuel Macron pek çok alanda reform yapmak istiyor. Ülkeyi yenilemek, ülkenin kurumlarını yenilemek istediğini dile getiriyor. Buna çalışma yasasıyla başladı, hatırlayacaksınız. Çok büyük grevler oldu o zaman da. Ancak şimdi reform getirilen reform Fransız ülkesinin, cumhuriyetin en temel kurumlarından birisi olan toplu taşımı sağlayan demiryolu kurumuyla ilgili Ulusal Demiryolu Kurumu'nda büyük bir ve köklü bir reforma gidiyor Emmanuel Macron ve bu reformla 2020 yılından itibaren örneğin kurumun özelleştirilmesine yol açacak bir takım düzenlemeler getiriyor. Tırnak içinde rekabete açılması cümlesiyle özelleştirmeye doğru gidilmesinin yolunu açıyor. İkinci olarak da makinistlerin, yani trenleri kullanan makinistlerin statülerini değiştiriyor. Eski statü, yıpranma payının da içinde olduğu eski statünün yerine daha teknolojiye uygun, bugünkü teknoloji altında üretilen trenleri kullanan yeni bir makinist tanımı getiriyor. Tabii pek çok haklarını kaybediyor burada makinistler. İşte bütün kırılma noktası da burada başlıyor. Bu nedenle bugün makinistlerde %77 katılım sağlandı. Bu rekor bir katılım. Daha önce buna benzer bir katılım demiryolu işçilerinde olmamıştı. Bu nedenle ilk gün sert vurdu diyebiliriz sendikalar. Fakat hükümet de geri adım atmayacağını söylüyor. Bu reformda kararlı olduklarını belirtiyorlar. Her zaman diyaloğa açığız dedi bugün Ulaştırma Bakanı. Ama biz bu reformu geçirmekte kararlıyız, gelin tartışalım dedi. Sendikalarsa hükümetin tartışmadan bu reformu parlamentodan kanun hükmünde kararname stiline benzer bir kararname stiliyle geçirmesine çok ciddi sert tepki gösteriyor. Bütün sol partiler, parlamentoda grubu bulunan bütün sol partiler ortak bir deklarasyon yayınlayarak bu greve destek verdiklerini açıkladılar. Yeni bir unsur var burada Özlem. Fransa'da ilk kez böyle bir grev gerçekleşiyor. 3 ay boyunca haftada 2 gün grevler gerçekleşecek ve bu grevler o kadar uzun sürecek ki ve katılımın yoğun olması nedeniyle hayat tümüyle durduğu için çok ciddi anlamda
çalışma yaşamına darbe vuracak milyon eurolara bulan günlük zararlar ifade ediliyor. Dolayısıyla işçiler de kararlı olduklarını gösteriyorlar. Önümüzdeki günlerde 28 Haziran'a kadar bu grev dalgası devam edecek ve eğer hükümet bu konuda adım atarsa masaya oturulacak. Aksi takdirde bilek güreşi sürecek. Parlamentoda konu hızla görüşülecek. Oylama olmadan gündemden çıkarılmaya çalışılacak. Emmanuel Macron kamuoyu gücüne inanıyor, ancak kamuoyunda da grevlere destek var. %50'ye yakın bir oranda hükümeti, özür diliyorum, grevlere destek veriyor Fransız halkı da. Şimdilik böyle. Zaman içinde işe gidemeyen işçiler, bugün yaşanan bir takım kazalar demir yollarında, aşırı yoğunluktan ve yığılmadan ve trenlere girmeye çalışırken yaşanan kazalar göz önünde bulundurulduğunda nasıl bir gelişme izlenir bilemiyoruz. Zamanla kamuoyu desteği azalır mı bu grevlere, ama şimdilik önemli bir destekle demiryolu işçileri bugün şu anda gösterileri de devam ediyor. Fransız işçileri ve öğrenciler ve temizlik işçileri de bu grevlere destek veriyor. Bir süre daha sanıyoruz hayat böyle devam edecek Fransa'da, Özlem. Paris'ten Arzu Çakır Fransa'daki dev grev dalgasına ilişkin merak edilenlere aktardı. Teşekkürler Arzu. Grev boyunca bizler de hem Stüdyo Washington yayınları hem de Amerikanınsesi.com aracılığıyla gelişmeleri paylaşacağız. Başkent Washington'da ise gündem Amerika'nın dış politikasında yükselen farklı sesler. Başkan Donald Trump'ın IŞİD'le mücadelede gelişme kaydedildiğini ve Amerikan askerlerinin Suriye'deki çatışmadan çok yakında çekileceğini söylemesinin ardından Amerika'nın Suriye'deki rolü konusunda soru işaretleri ortaya çıktı. Irak'ın IŞİD'den temizlenen ancak çatışmanın yaralarını hala taşıyan Musul kenti için yeni bir dönem başladı. Hepimiz, özellikle de burada Musul'da olan bizler, Irak'ın yaralarını sarmaya hazırız. Diğer taraftan Suriye'nin doğusundaki Guta bölgesinde isyancı militanlar kayıplar verirken, IŞİD Suriye'deki iç savaşta neredeyse tamamen etkisiz hale geldi. Dileğim Guta'daki oğullarımın ve gözaltındakilerin buradan çıkması ve çocuklarımın bir araya gelmesi. Böylece hep birlikte yaşayıp gitmek. Başkan Trump geçen hafta Irak'tan Suriye'ye kadar her yerde IŞİD'in yenilgiye uğradığına ve büyük miktarda toprak kaybettiğine dikkat çekti. IŞİD'i fena bozguna uğrattık. Yakında Suriye'den çıkacağız. Bırakalım da Suriye ile başkaları uğraşsın. Açıklama Dışişleri Bakanlığı da aralarında olmak üzere birçok çevrede şaşkınlık yarattı. Bu konuda bir bilgim yok. Sizleri Beyaz Saray'a yönlendirmek zorundayım. İyi haber IŞİD'in toprak kaybetmiş olması. Uluslararası güvenlik uzmanları IŞİD'in bir zamanlar sahip olduğu savaşma gücünün artık kalmadığını söylüyor. Ancak Suriye'de zorlukların devam ettiği inkar edilemez. Zayıf, etkisiz ve meşru olmayan hükümetler var olduğu sürece çeşitli grupların bu toprakları sığınak olarak kullanma ve bu ülkelerde saldırılar düzenleme fırsatı olacak. Şu anda Suriye'de bulunan 30 ila 50 bin cihatçının sınırı aşarak Türkiye'ye geçebileceğini tahmin ediyoruz. Amerika'nın Suriye operasyonu şimdilik devam ediyor. Bir Pentagon sözcüsüne göre Amerikan ordusunun IŞİD'i bozguna uğratma hedefinde bir değişiklik olmadı. Mehmet Toroğlu, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerikan basından özetlerle devam ediyoruz. Bugün gazetelerin öne çıkardığı başlıkları Mehmet Sümer özetliyor. Özlem, Amerikan basının özetlerine Washington Post'la başlıyoruz. Washington Post önce West Virginia eyaletinde başlayan, ardından Oklahoma, Arizona ve Kentucky eyaletlerine sıçrayan öğretmen protestolarına yer ayırıyor. Habere göre eyaletlerin eğitim fonlarını arttırmasını isteyen öğretmenler, aksi takdirde derslere dönmeyeceklerini söylüyor. Vergi kesintileri nedeniyle eyaletlerin okullara ayırdığı fonlarını giderek azaltması, zaten düşük maaş alan, iki yakasını bir araya getirmekte zorlanan ve geçinebilmek için bazen öğretmenlik dışında başka işlerde de çalışmak zorunda kalan öğretmenlerin ayaklanmasına yol açtı. Gazete, ders bırakan öğretmenlerin protestolarının günler sürebileceğini yazıyor. Arizona eyaletindeki öğretmenler ise %20 maaş zammı ve okullara daha fazla ödenek ayrılmasını istiyor ve bu yapılmazsa greve gitme tehdidinde bulunuyor. Ancak Arizona eyaletinin Cumhuriyetçi Partili valisi Doug Ducey'in öğretmenlerin taleplerinin karşılıksız kalacağını söylemesi, eğitimciler ve eyalet yönetimi arasındaki inatlaşmanın
yılının uzayacağına işaret ediyor. Oklahoma eyaletinde çok sayıda öğrenci de öğretmenlerine destek veriyor. Ders kitaplarının yetersiz ve eski olmasından, okul binaları ve sınıfların bakımsızlığından yakınan öğrenciler, öğretmenlerinin çağrılarının haklı olduğunu savunuyor. Oklahoma, öğretmen maaşları sıralamasında 50 eyalet arasında 49. sırada. Washington Post bugün ayrıca Mısır'da geçtiğimiz günlerde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki durumu değerlendiren bir makaleye yer ayırmış. Gazete, seçmen katılımının %41 olduğu Cumhurbaşkanlığı seçiminde geçerli oyların %97'sini alarak bir kez daha Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Abdülfettah el-Sisi'nin 1953'ten bu yana Mısır'ın en baskıcı lideri haline geldiğini yazıyor. Habere göre muhaliflerini saf dışı bırakarak seçime giden Sisi, Başkan Trump'ın Amerika'nın Orta Doğu ülkelerinin insan hakları sicillerine karışmayacağını söylemesi üzerine daha da cesaretlendi. Destekçileri Sisi'nin ekonomi ve altyapı projelerine öncelik vermesini, Mısır'ın elektrik enerjisi kapasitesini arttırma ve ülkenin petrol ve doğalgaz sektörlerindeki yatırımlarını canlandırma girişimlerini memnunlukla karşılıyor. Ancak karşıtları Sisi'den Arap dünyasının en kalabalık ülkesi Mısır'da özellikle genç nüfus için daha çok istihdam yaratmasını, gıda fiyatlarını düşürmesini, sağlık ve eğitim gibi temel kamu hizmetlerinin iyileştirilmesini talep ediyor. New York Times gazetesine bakalım. Gazete, Başkan Trump'ın özellikle Çin'i hedef alan gümrük tarifesi uygulamalarının misillemeyle karşılaşmasının borsalarda ani bir düşüşe neden olduğunu, çok sayıda büyük şirketin Beyaz Saray'ın ticaret savaşları başlatmasına tepki gösterdiğini yazıyor. General Electric, Goldman Sachs ve bazı tarım firmaları Amerika ve Çin'in karşılıklı gümrük tarifesi uygulamasının Amerikan firmalarını dünyanın en hızlı büyüyen, en karlı pazarına erişimini keseceği uyarısında bulundu. Standard & Poor's Endeksi Çin'in etten meyveye, geri dönüştürülmüş alüminyumdan çelik borulara yüzden fazla Amerikan malına vergi getireceğini açıklaması üzerine %2,23 oranında düştü. Öte yandan Facebook, Tesla ve Amazon gibi teknoloji firmalarının son günlerde karşı karşıya kaldığı olumsuzlukların yatırımcıları korkuttuğu gözleniyor. Başkan Trump'ın bir dizi Twitter mesajında Amazon'un Amerikan posta hizmetleriyle haksız nakliye anlaşmaları yaptığını iddia etmesi, firmanın hisselerinin değerinin %5,2 oranında düşmesine yol açtı. Teknoloji firmalarının hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq endeksi ise geçen aydan bu yana %9,5 oranında değer kaybetti. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz yeniden sende Özlem. Teşekkürler Mehmet. Hatırlatalım, Amerikan basından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. Taksi Uber gerilimi sürerken Amerika'da da durum pek farklı değil. Yeni pazar arayışı sırasında zorluklar yaşayan Uber, bir yandan da aleyhine açılan davalarla mücadele ediyor. Aplikasyon bazı taksi hizmetleri yüzünden işini kaybettiği için kendini öldüren taksicilerin sayısı 4'e çıktı. New York'un sembolü sarı taksilerin sonunu getirebilecek rekabetin boyutlarını anlamak amacıyla New York'tan Aslı Pelit taksi ve Uber şoförleriyle konuştu. Aplikasyon bazlı ulaşım sektörü devi Uber ve Lyft'in yarattığı rekabet ortamı dünyanın her yerinde taksi şoförlerini farklı mücadele yöntemlerine itti. İlk olarak San Francisco'da 2006'da başlayan operasyonlarını bugün neredeyse Amerika'nın her kentinde sürdüren Uber, en büyük direnişi sarı taksileriyle ünlü New York'ta yaşıyor. Uber'in yeni piyasa arayışı sırasında karşılaştığı zorluklar dışında en yaygın olarak kullanıldığı ABD'de de oldukça zor durumda diyebiliriz. Kaliforniya ve Massachusetts'te Uber'e karşı açılan davalar dışında geçtiğimiz aylarda 4 taksi şoförünün Uber yüzünden iş kaybettikleri için hayatlarına son vermeleri bu rekabete ve bu zorluklara vurulan son damga oldu. New York'un sembolü olan taksi şoförlerinin bu rekabete dayanıp dayanamayacağını öğrenmek için mikrofonlarımızı Uber ve taksi şoförlerine uzattık. I'm even surprised that there are no more drivers. Ben daha çok şoförün kendisini öldürmemesine şaşıyorum. Hatta daha fazla protesto eylemi olmamasına, taksicilik mesleğini ortadan kaldırdılar. Ama suç devlette, belediye başkanında, valide, New York'un bundan önceki belediye başkanında. Bu sektörü doğru düzgün denetleyemediler. Evet, ben de bir taksi sahibiyim, ticari plakam var. Ama ben Uber veya Lyft'e karşı değilim. Rekabet güzeldir ama bu yaratılan rekabet adil değil.
Belediyeler, hükümet göz göre göre aplikasyon bazlı taşıma sektörünün işimizi elimizden almasına neden oldu. Biz bu durumla mücadele edemeyiz. Ocak ayında Manhattan'ın kuzeyindeki evinin 5. katından kendini atan Danilo Corporan Castillo ve Şubat ayında belediye sarayı önünde Uber'i suçlayan bir konuşmanın ardından kendisini öldüren 60 yaşındaki limuzin şoförü Douglas Shifter'in ardından Romanyalı bir göçmen olan Nicanor Ochisor evinin garajında kendisini astı. It is a nightmare. Olay birçok taksiciyi sokaklara döktü. Taksi şoförleri sendikaya bağlı değil. New York Taksi ve Limuzin Şoförleri Derneği onlar adına protesto eylemi düzenleyebilse de onlar adına daha iyi çalışma şartları için yetkililerle pazarlık edemiyorlar. Bu durum taksi madalyonu olanlar için çok zor. Bazıları iflas etti bu yüzden. Çünkü aylık ipotek ücretlerini ayda 5-6 hatta 7 bin dolara ödeyemediler. Taksi plakasını 800 bin dolara almış, şimdi ayda 7 bin dolar kazanamıyor. Çünkü iş yok. Günde 16-17 saat çalışarak bile o parayı bir ayda kazanamazlar. Durum çok ciddi, çok zor. New York'ta 1937'de taksileri düzenlemek, madalyon adı verilen bir lisans sistemi kuruldu. Taksi madalyonu, Türkiye'deki ticari plakalardan farklı olarak sarı taksilerin üzerine sabitlenen bir plaket. Ancak ticari araç sayısının artması yüzünden dağıtılan madalyonların sayısı da kısıtlandı. Aynı İstanbul'daki taksi plakaları gibi New York'un taksi madalyonları 2011'de Uber'in piyasaya açılmasına kadar oldukça değerli bir yatırım olarak görülüyordu. Madalyonların değeri 2014 yılında 1 milyon dolara yükselirken 2016 itibariyle bu rakamın 175 bin dolara kadar düştüğü belirtiliyor. Birçok şoför bu madalyonları taksi duraklarından 12 saatlik bir vardiya için 100 dolara kiralayabiliyor. Bugün taksi madalyonunun aslında değeri yok, sıfır. Çünkü ne alan var ne satan. Eğer almak istiyorsan benimki satılık. Satılık ama alan olmadıktan sonra ne yazar? Bugün New York'ta 13 bin taksi madalyonu yaklaşık 40 bin şoför tarafından paylaşılıyor. Resmi olmayan bilgilere göre New York'taki Uber için çalışan şoför sayısı ise 70 bini aşmış durumda. Bu da sadece taksicilerin değil, Uber şoförlerinin de yeterli kazanmasını engelliyor. It's not a side job. You can do it as a side job. The cars cost you so much money that... Önceleri Uber için yarı zamanlı çalışabilirsiniz derlerdi. Ama bence artık öyle değil. Ben sabah 7, gece 10 çalışıyorum. Günde 14-16 saat ve o zaman ancak günde 250-300 dolar kazanıyorum. Ama o paranın hepsi benim değil. 90 dolar arabanın kirası ve vergisi. Üzerine vergi ve benzini ekle. Bir de tabii ev kirası. New York yaşamak için çok pahalı bir kent. Yani günde 250 dolar kazanıyorsan aslında elinde kalan 60 dolar. Onunla yaşamak zorundasın. I'll make like 250 to 300 dollars. Uber'e geçsem de fark etmez. Onlar şoförlerden kazançlarının %30'unu kesiyor. Tamam, Uber için çalışırken müşteri var. Ama o kadar çok şoför Uber için çalışıyor ki orada da eskiden olduğu gibi iyi para kazanmak için günde 16 saat çalışmak lazım. Çünkü 75 bin Uber şoförü var. New York Times'ın haberine göre 2015 yılında Uber sayısı taksilerin oldukça üzerine çıkmış. Bu yüzden taksiciliği bırakıp Uber'e geçenlerin sayısı da artmış. Bugün şoförlerin çoğu Uber, Lyft ve Juno gibi aplikasyonlar için çalışıyorlar. Yaklaşık 70 bin kişinin Uber için çalıştığı belirtiliyor. Buna rağmen hala Uber'de çalışan ve para kazanan şoförler de var. I'm willing to work, ready to work every day. Ben çalışmak istiyorum, her gün çalışmaya razıyım. Taksici olmayı da çok seviyorum. New York'u, insanlarını çok seviyorum. Turistleri, herkesi. Ben insanları seviyorum. Ben iyi bir eğitim aldığım halde bu işi yapmayı tercih ediyorum. Ama günün sonunda yeterli para kazanamıyorsam işi bırakmam gerekecek. O yüzden yetkililerden bir an önce bu durumu düzeltmeleri için bir şeyler yapmalarını istiyorum. Gerek taksi şoförleri gerek Uber şoförleri için New York'ta yaşam kolay değil. Aslı Pelit, Amerika'nın Sesi, New York.
Sağlık dünyasından bir haberle devam edelim. Amerikalı araştırmacılar ameliyat sırasında kanser hücrelerinin parlamasını sağlayan floresanları test ediyor. Uzmanlar yeni tedavi tekniklerinin ve floresan boyaların kanser tedavisinde yeni bir çığır açabileceğini söylüyor. Ameliyat kanser tedavisinde izlenen başlıca yöntemlerden biri. 45 yaşındaki Ryan Checozzi de kalbinde tümör olduğunu öğrenince doktorları ona bir an önce ameliyat olması gerektiğini söylemiş. Tümörü çok büyüktü. Neredeyse 2 yumruk büyüklüğünde. Ameliyatın kanseri tedavi etme garantisi yok. Bazen ameliyat sırasında bütün kanser hücreleri temizlenemiyor ve hastalık nüksedebiliyor. Ancak doktorlar bugünlerde kanserli hücrelerin parlamasını sağlayan floresan boyaları test ediyor. Ameliyata hazırlanan Checozzi, boya tedavisinin işe yaramasını umuyor. Parlayan ne varsa alınmalı. Doktor Singal boyanın doktorların neyi görmesini sağladığını anlatıyor. Şimdi lazer açıkken farkı çok net görebilirsiniz. Bu kısım kanserli, bu değil. Kanser akciğerlere doğru büyüyor. Dolayısıyla akciğerlerin de bir kısmını almamız gerekiyor. Bazı uzmanlar boyanın en çok meme kanseri için umut vaat ettiğini düşünüyor. Meme kanseri ameliyatı geçiren kadınların 1/3'ü ilk ameliyatta tamamen temizlenemeyen kanser hücreleri yüzünden ikinci kez ameliyat olmak zorunda kalıyor. Bu bir sorun. Bir hastanın birden fazla ameliyat geçirmesi sadece pahalı değil, aynı zamanda yıpratıcı ve üzücü bir durum. Geçmişte cerrahlar ellerine ve gözlerine güveniyordu ama Singal artık cephanelikte yeni bir silaha sahip olduklarını söylüyor. Sanki biyonik bir görüşe kavuşmuş gibiyiz. Artık sorunlu bölgeyi tarayarak her şeyi temizlediğimizden emin olabiliriz. Singal boyaların ve yeni tekniklerin kanser tedavisinin tamamen değiştirilmesini mümkün kılacağına inanıyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Connecticut'taki Yale Üniversitesi'nde 1200 öğrenci mutluluğu arıyor. Evet, yanlış duymadınız. Öğrenciler katıldıkları derste nasıl daha mutlu olunabileceğini öğreniyor. Psikoloji profesörü Laura Santos'un Yale Üniversitesi'nin konser salonunda verdiği derste tek bir boş yer yok. Psikoloji ve iyi hayat dersi bilimin hayatı daha güzel nasıl yaşayabileceğinizi anlatıyor. Daha mutlu yaşamanızı sağlıyor. Önce mutlulukla ilgili bazı yanlış algıları gözden geçireceğiz. Hepimiz para ve zenginliğin bizi mutlu etmeyeceğini duyduk. Fakat yeni bilimsel araştırma, herkesin başarı elde etmek için çalıştığını ve bu çabanın onları mutlu ettiğini düşündüğünü gösteriyor. En önemli yanlış değerlendirmelerden biri mutlu olmak için hayatımızda bir şeyleri değiştirmemiz gerektiği düşüncesi. Daha iyi bir işimiz olmalı, daha fazla kazanmalıyız ya da daha büyük bir evimiz olmalı diye düşünüyoruz. Araştırma bu yaşam koşullarının mutluluğumuz açısından çok az etkisi olduğunu ortaya koydu. Bilim adamları hayat standartlarını geliştirmenin mutluluğa %10 etkisi olduğunu tahmin ediyor. Araştırma mutluluk oranını artırmak için başkalarıyla zaman geçirmeyi, onlarla konuşmayı öneriyor. Bu sosyal bağlantılar gerçekten mutlu bir insan olmak için gerekli. Aileyle ve arkadaşlarla vakit geçirmek hayati önem taşıyor. Profesör Santos, okul ve işteki baskının birçok kişinin kafasında onların iyiliği için yanlış algılamaya neden olduğunu söylüyor. Bilim, kişilerin gerçekte neye ihtiyaçları olduğu konusunda yardımcı olmaya hazır. Bazı Yale öğrencileri tavsiyeyi önemsiyor. Gelecek adımlar ve işlerle ilgili fazla stres yapmamaya, içinde bulunduğum ana ve çevremdeki kişilere odaklanmaya çalışıyorum. Acil bir işim olduğunda ilk tepkim, beni strese sokan şeylerin peşinden gitmeyeceğim yönünde oluyor. Bir nevi, bir saniye ara ver, kendini yönlendir ve sonra ileriye git formülü uyguluyorum. Sınıf için ev ödevleri, daha fazla minnet duymak, kibar davranmak ve sosyal bağları güçlendirmek üzerinde yoğunlaşıyor. Çok fazla talep olduğu için bu dersi şimdi Coursera.org sitesinde ücretsiz olarak almak mümkün. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. İçinde bulunduğumuz dijital çağda sosyal medya artık günümüzün vazgeçilmezlerinden biri. Sosyal medya kullanıcıları yemek fotoğraflarına büyük ilgi gösteriyor. Bunu fark eden restoran sahipleri de hazırladıkları yaratıcı yemeklerin fotoğrafları sayesinde müşteri çekmeye çalışıyor. Yemek fotoğraflarının sosyal medyadaki hakimiyeti sürüyor ve bütün restoranlar bunun farkında. Oyunun kuralları değişti. Sosyal medya ve internet sayesinde herkes artık her şeyi görebiliyor.
Sadece ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınız da izleniyor. Sosyal bir faaliyet olarak görülen akşam yemekleri günümüzde bir sosyal medya faaliyetine dönüştü. Bu durumdan yararlanmaya çalışan restoran şefleri veya gıda sektörü girişimcileri, tüketicilerin internette paylaşabileceği özgün yemekler yaratıyor. Örneğin Bangkok'taki bu bölge, böcekli yemek menüleriyle sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Amsterdam'daki bir kafe ise avokado menüsüyle tanınıyor. Bu fikri Instagram'dan aldık. Hollandalı iki kişi, avokado ve yemek tasarımlarına ağırlık veren Instagram hesaplarının çok ilgi çektiğini görmüş. Eğer bu kadar güzel görünümlü ve bir o kadar da lezzetli yemekler sunan bir restoran açarlarsa çok başarılı olacağını düşünmüşler. Restoranı Mart ayında açan Green Slate daha açılmadan Instagram'daki takipçi sayısının 36 bine çıktığını söylüyor. Bu trend sanatçılara da ilham veriyor. Ukrayna'da dereotuyla yapılan bir Donald Trump portresi çok ilgi görmüş. Londra'da ise ikonlaşmış tabloların çikolatadan kopyaları yapılmış. Malzeme olarak aynı boyaya benziyor. Ama tabii ki boya çikolata gibi kırılmıyor, sıcak veya soğuktan etkilenmiyor. Belçika'daki bu çikolata fabrikası ise 3 boyutlu yazıcıları yenilebilir mini heykeller yapmak için kullanıyor. Çikolata ile dijital pasta yapanlar 3 boyutlu yazıcılar sayesinde yeni şekiller yaratıp yaratıcılıklarını daha iyi ortaya koyabiliyor. Dijital çağ gıda sektöründeki yaratıcılığı teşvik ediyor. Günümüzde yemekler sadece lezzetleriyle değil, görünüşleriyle de ön plana çıkıyor. Ayşegül Smith, Amerika'nın Sesi, Washington. Bir Stüdyo Washington yayını daha burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanınsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.